Nisa 59, ey iman edenler Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan ulul emre itaat edin. Eğer bir husus anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Kur'an her zamana hitap ediyorsa hangi Resul'e soracağız? Güzel bir soru değil mi? Şimdi ve ati'ullah ve ati'r-rasul. Şimdi bu Resul dediğimiz nedir? Bir nebi kelimesi vardı, bir de Resul kelimesi değil mi? Peygamberimize nebilik bitmiştir. Ama Resullük devam ediyor. Ne demek bunun manası? Resul birinin sözünü diğerine ulaştıran kişiye derler. Peygamberimizin kitabını Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey ilave yapmadan da çıkarma yapmadan anlatan kişilerdir Resul. Neyse o. Şimdi sen bunu bilmiyorsundur, bilen bir kişidir. Kur'an-ı Kerim'de vardır. Mesela Nuh kavmine bir tek Nuh Aleyhisselam peygamber gitmiştir ama Allahü Teala kezzebet kavmi Nuhinil murselin diyor. Nuh kavmi rasulleri yalanladı. Çünkü rasullük devam eder. Yani Allah'ın ayetlerini tebliğ etmek, hepiniz bildiğiniz ayetlerle sınırlı olarak rasul görevini, yani elçilik görevini yaparsınız. Ama size de bana da peygamberimizden sonra kimse vahiy alamaz. Ama Allah'ın da Allah'tan gelmiş olan bu vahiy tebliğ eder. Kim ki hiçbir şey katmadan muhatabının anladığı dille, çünkü Resul muhatabın diliyle konuşur. Muhatabın anladığı dille hiçbir şey katmadan Allah'ın kitabını anlatıyorsa işte o zaman o da Resul olur. Ama kendiliğinden bir şey katarsa hesabını kendi verir.